Baba. Baba. Baba girebilir miyim? Baba lütfen özrümü kabul et ne olur. Demir Bey'in çiftliğinde senden habersiz çalışmamalıydım. Ben hayatta hiçbir şeyi başaramamış olabilirim. Ama tek bir şeyle övünüyordum. Seninle. Süheyla teyze de sen de sanki geçmişten bir şeyler saklar gibisiniz. Ne saklanıyor, neden saklanıyor bilmiyorum. Arazi tarıma müsait olmayan taşlık bölge. He. Köylülere öyle bir para teklif etmiş ki sudan ucuza kapatacak arsayı. İşte bu kadar. Daha kuzusun ama haberin yok Demir Efendi. 2 yıllık bir anlaşma önerdi. 2 yıl Demir Bey'in çiftliğinde çalışırsam ilk yıl tarlaları, 2. yılda evimizi kurtarabilecektim. 2 yıl yerine 3 yıl. 1 yıl da benden sana hediye. Artık kuralları Kozcuoğulları koymuyor. Ben koyuyorum. Şimdi adalet terazisi benim elimde. Hileli tartıyorsa onu da sizden öğrendim. De bakalım ne diyeceksin? Senden borç isteyecektim. Öyle mi? Kalk ayağa. Çök yere. Çök ve yalvar. Sen ne diyorsun Cemal ağa? Diz çöküp sana yalvarmamı mı istiyorsun? Ben Neriman'ın nikahını alman için babana ayrı, sana ayrı nasıl yalvarmıştım, hatırladın mı? Ağlayıp ayağınıza yüz sürmeseydim nice olacaktı kızımın hali? O da mı asiye atsaydı kendini? Çocuğunu aradım, bebeğin ebesi. Anneyi kandırdık demiş, çocuğunu istemiş. Mahmut! İhsan amca. Hı? Asiye de bizimle gelebilir mi? İhsan amca mı? Çok kibar bir bey. Doğrudur. Kozcuoğlu ailesi büyük bir aile olarak bilinir. İngiliz çizme giyer, çevresindekilere siz diye hitap ederler. Tozun, çamurun içinden geçerler ama dışarıdan baktığında tertemiz görünürler. Şimdi artık hep korktuğum, bilmekten korktuğum soruları sorma zamanı. Durdur beni Demir. Üçümüz birbirimize kapanıp, hiç olmamış gibi, hatırladıklarımızı tekrar unutarak mı yaşayalım? Durdur beni. Artık hepimiz için çok geç.